Neden öyle dedin? Projelerin ortaya çıkmasını sağladı. İlk toplantıda yükseldi mi? Şöyle ilk toplantı aslında ben. Mutabakat metninin yayınlanması yani temeli. Hani yan yana gelmesi dahi neredeyse muhtemel olmayan diye daha önce bakılan isimlerin aynı metnin altına birlikte imza atmaları. Akabinde bu metni ve kitapçık dediğimiz orada işte yaklaşık 58 maddede tüm fikirlerin anlatıldığı bir ortaya geniş perspektifli içerikleriyle beraber yani yargıdan yürütmeye, yasamadan diğer kurullara, bürokrasinin şekline, vatandaşla nasıl buluşacağına kadar tane tane ortaya konduğu bir mutabakat metnini ortaya koymasından sonra şimdi teorinin pratikte nasıl uygulanacağına dair bir ikinci toplantı yapıyorlar. Yani bu toplantılar devam edecek bu arada. Yani 2, yani, 3, 14 gider bu. Bir çerçeve çizildi. Hı-hı. Şimdi bu çerçevenin altındaki başlıklar ve onun hayata geçirilmesi süreci tartışılmaya başlayacak. Kesinlikle. Yani aslında aldılar. Bütün sahayı, koşulları yarattılar ve bundan sonra maçı nasıl oynayacaklarını belirleyecekler. İzleyicilerimizin de tahmin ettiği üzere bu ara futbol yoğunluğu Galatasaray'ın da genel kurulu evet, vardı. Belki onu takip verdik. Etmişlerdir. Evet. O anlamda da örnekleri oradan vermek istiyorum. Burada artık liderlerin toplumun temel sorunlarına nasıl ve hangi yöntemle dokunacakları dokunurken de sistemi nasıl inşa edeceklerini belirleyeceği günler. Çünkü hani güçlendirilmiş parlamenter sistem deyip işin içinden çıkmak kolaycılık olur ve açıkçası seçmende de çok karşılığı olmaz. Bunu Bekir Ağırdırırız, Sencer Hoca'nın çalışmalarında da görüyoruz. Yani evet bir sistem sorununun olduğu toplumda bariz biçimde ortaya çıkıyor. Çünkü şunu görüyor, 2018'de işte döviz kuruna bakıyor, kaç ekmek alabildiğine bakıyor, kaç litre benzinle nereye gittiğine bakıyor ama bu dertlerin hangi yöntemle çözüleceğini de sadece şöyle düşünüyor. Demek ki bu sistem tutmadı. Evet. Ne yapalım? Şimdi sadece eskiye dönüş dendiğinde aslında eskide de çok sağlıklı bir sistem yürümüyordu. Nacizane şöyle bir durum söz konusuydu. Başbakancı parlamenter sistem gibi. Yani büyük bir çoğunluğu alan parlamentodaki parti aslında her şeyi dilediği gibi yapıyordu ki Erdoğan'ın güçlenmesi, bugünlere gelmesinin de temel parametresi aslında 2003'ten beri başbakanlığı sürecinde cumhurbaşkanlığına geçene kadar dönemde parlamenter sistemi neredeyse kilitlemesiydi. Hı hı. Yani bildiğimiz batı demokrasilerinde olan güçlü bir parlamenter sistemi Türkiye yaşayamamıştı. Hep liderler sultasından bahsediliyor. Evet, şimdi Türkiye'de. İşte bunun yan etkileri diyebileceğimiz yani ortaya çıkabilecek kötü yanlarının kapatılması için konuşmalar, görüşmeler yapılıyor ve ortaya konan ilkeler babında yani örneğin Hakimler, Savcılar Kurulu'na üye seçiminden tutun. Bugün yine iktidarın sultası olarak düşünebileceğimiz bu kanalı bile kimi zaman tehdit eden RTÜK sisteminin nasıl hale geleceği ya da işte senin de uzmanlık alanın olan üniversiteler üstündeki akademik bağımsızlığı ortadan kaldıran YÖK'ün hangi şekilde ortadan kaldıracağı ya da nasıl çalışacağını da konuşacaklar yani artık. Bir nevi siyasi mühendislik çalışmaları başlıyor. Ama bu tabii liderlerin tek tek oturup çalışacağı bir şey yok, değil. Yok tabii hayır. Zaten yani alt komiteler çünkü tematik olarak politikalardan bahsediliyor. Yani şimdi mesela bahsettiğin şeylerin hepsi çok önemli. Şimdi işte YÖK'ten bahsettin, RTÜK dedin, Hakimler Savcılar Kurulu dedin, anayasa dedin, sistem dedin. Ama biz burada her hafta aynı şeyi konuşuyoruz. Yani vatandaşın asıl önceliği burası geleceğiz değil. Ekonomi. Yani vatandaş şurada şimdi diyor ki bana dün bir tane mesela sosyal medyada bir izleyicimiz paylaşmış. Diyor ki ben diyor bugün diyor pazara gittim. Yani tam tarih olarak veriyor. 26 Mart 2027 okuyayım mesela o tweet'i. Şimdi çok enteresan bir mesaj var orada. Diyor ki yer Ankara'da bir mahalle pazarı. Kışlık balkabağı 15 lira kilogramı diyor. Patates kilogramı 7,5 lira diyor. Kıvırcığın tanesi 20 lira diyor. Benim derdim bu diyor. Şimdi özellikle de bu konu son dönemde çok hani konuşulan yani şöyle bu altılı mutabakat üzerinde altılı işte siyasi partiler ittifakı üzerinde sorulan bir soru. Ya tamam yani eleştiriyorsunuz parlamenter sistem diyorsunuz güzel olsun gelsin de. Hani bu şey siyasetçilere bana faydası ne? Hayır sana faydası ne? Bir de şey şöyle özellikle Anadolu'da siyasetçiler böyle sonra konuşurlarmış. Bunun mala davara faydası ne aynen, diyor? Aynen tam onu tamam diyecektim yani, ama uygun mu bilemedim. Yok ben söyledim. Yani bunun bana faydası ne diyor? Şimdi benim derdim diyor işte kıvırcığın 20 lira olması. Ve
sürekli de şunu görüyoruz. Mesela biz iktisatçılar da aynı şeyi yaşıyoruz. Şimdi yazıyı yazıyorum ben gazeteye. Altına okuyorum arada, yorumlara bakıyorum. Diyor ki işte iyi de sorunu tespit etmişsin, çözüm ne hocam? Çözüm ne hocam? Mesela. Ya da burada konuşuyoruz, yazıyorlar. Tamam, sorunları anlatıyorsunuz, çözüm. Biz elimizden geldiği çözümleri de söylemeye çalışıyoruz ama yani şimdi ortada bir çözüm paketi henüz en azından altılı grubun yok. Ayrı ayrı var galiba bildiğim kadarıyla. Buradan bunlar çıkabilecek mi? Ya da bu masalar mı kurulacak? Tam ona geliyordum. Şimdi aslında bu toplantı tabii bizim anlattığımız ölçüde kısa ya da dar kapsamlı değil. Yani mesela ilk toplantı 6 saat sürmüştü, hatırlar izleyicilerimiz de. Ben de aslında toplantının belki de olası bir ilk 1,5 saatini belki söylemişimdir. Çünkü asıl ana gündem, yani ana yemek, orada da neticede bunu yemek yiyorlar. Evet. Ana yemek geldiğinde vatandaşın en temel ve yakıcı sorunu olan ekonomi konuşulacak. Ve tabii bence dış politikayı da konuşacaklar. Çünkü bir yaşadığımız yakıcı cari sınırımızda olan komşularımız arasında bir savaş söz konusu. Ve bu da bugünden yarına bitecek gibi durmuyor. Yani uzun soluklu, büyük ihtimalle bu masanın liderleri arasından çıkacak Cumhurbaşkanı'nın da yüzleşeceği, ilk temasta olacağı dış politikadaki ilk sorun olabilecek belki de. O yüzden ekonomiyle birlikte... Mu? Cumhurbaşkanı adayı da konuşulur mu masada? Ben bu toplantıda olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü henüz hani aralarında seçim sattım haline girilmeden aday sen ol, ben olayım falan gibi bir noktaya geldiklerini düşünmüyorum. Ama keşke aslında vatandaş olarak da düşündüğümde... Yani sen adayın belli olmasın... Ben adayın belli olması gerektiği kanaatindeyim. Öyle yani. Mi? Evet. Ya çünkü topluma biz hani fikirlerimiz dışında bazen Türkiye'yi yönetecek ismi de aydınlatmak, göstermemiz gerektiği fikrindeyim ve ya en azından bu tartışmanın içinden de çıkılabilir. Tabii bu tartışma suni bir tartışma, yani vatandaşın yine o kadar gündeminde değil ama en azından aralarında yani bizlere çok deklare etmese de liderler bazında adayın belli olması gerektiği kanaatinde ve aslında örtülü bir şekilde de belli olduğunu düşünüyorum. Stratejik olarak bunun doğru olduğunu da düşünüyorsun. Evet. Yani yok, bunun yanlış olduğunu düşünüyorsun. Bir ya an evvel şöyle, açıklanması gerektiği. Hayır, bir an evvel açıklanması değil ama aralarında bir mutabakata varılması var. En azından evet, adayımız belli. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde açıklayacağız. Yani şunu görüyorum örneğin. Özellikle CHP milletvekillerinde seçimi ilan edin, yarın adayımız hazır duruşu doğru ve haklı bir duruş. Aslında liderler masasından da bu tavrın net biçimde söylenmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani günü gelince bakarızdan ziyade biz baktık, sen seçim tarihini ilan et, biz de aynı anda adayımızı ilan edeceğiz. İradesini göstermesinin doğru olduğunu bir yerde şey gibi, ben böyle düşünüyorum. Mesela adayın sonuçta seçim satımı haline kadar beklenmesinin ana nedeni, iki tane nedene dayandığını düşünüyorum. Bir, gerek yok bu didişmeye. Çünkü biz orada bir isim çıkaracağız ve sürekli böyle bir didişme ortamı oluşacak. Bu kavga ve gerginlik zaten ülkenin gündeminde. Buna gerek yok. Biz zaten o süreçte seçim satımı haline girdiğinde gerekeni yaparız deniyor gibi geliyor bana, birincisi. Zaten İkincisi söylemem. Bir de tabii manevra alanı yaratıyor. Yani Türkiye'de bugünden yarına siyasetin nasıl şekilleneceği konusunda, yani işte 24 saat bile çok uzun bir süre diyor ya. Yani bu böyle bir süreç varken neden ben elimi açık edeyim diyor de düşünüyor bence o altılı lider. Bana biraz öyle gözüküyor. Ya tabii az önce dediğim gibi, yani aralarındaki bir mutabakatın aslında bundan sonra yürümesi gerektiği fikrindeyim. Yoksa ikisine de katılıyorum. Şöyle bir durum da var. Ya biz bu altılı masanın bu akşam adayını açıklayıp hadi Erdoğan gel demesi ayrı bir konsept olur. Ama Erdoğan'ın masaya seçimi getirdikten sonra anında açıklaması, seçeneğini söylediğim ayrı bir konsept olur. Ben onu olması gerekiyor. Evet, hazır. Çünkü şöyle, yani neticede muhalefet artık bu ülkeyi yönetecek iradeyi ortaya koydu. Ve toplum da buna hazır. Yani bu kadar büyük bir ekonomik yokluğun, krizin içinde aynı siyasi partinin ya da aynı ideolojinin tekrar devam edebilmesi çok mümkün değil. O yüzden yönetecek insanların da yönetme kabiliyeti olduğunu, topluma özgüvenini ve güveni vermesi gerektiği kanaatindeyim. O yüzden kendi aralarında bir fikirsel olarak mutabakata vardıktan sonra, hani az önce belirttiğimiz tüm ilkeler, tüm perspektif çizilmesiyle birlikte siyasi kadrolarında bu manevraya hazırlanması için en azından bir zamana ihtiyaçları var. Yani ben de mesela bu toplantılardan sonra artık herhalde galiba çalışma grupları kurulacakmış bugünün, gibi. Bugünün sonunda belki o olacak gibi. Çünkü basına da yansıyan o. Ekonomiyle ilgili böyle bir çalışma yapılacak dendi. Hatta masada 4 parti de vardı. Yanılmıyorsam orada Saadet Partisi ve
bir parti, yani 6 partinin 4'ü bir araya gelmişti. Bir de tabii bir başka konu da şu, yani bu toplantının ikinci bir gündem maddesi. Hani bu tematik gruplar, politika önerileri çıkacak. Parlamenter sisteme geçiş çıkacak. Ama sonuçta şöyle de bir gerçeklik var. Şu an Millet İttifakı aslında Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ibaret. Yani Deva Partisi ve Gelecek Partisi şu an fiili olarak bu çalışmalara katılsa da henüz daha ittifakın biz üyesiyiz demediler. Öyle değil mi? Hatta bazı talepleri var. Evet. Şimdi bu talepler neler ve bu taleplere bu dört parti, yani hali hazırdaki Millet İttifakı ortakları sence nasıl yaklaşıyor? Çünkü bir de seçim kanunu değişiyor. Yani zaten özellikle iktidarın yaptığı böyle bir hamle var. Diyor ki küçük parti, yani küçük parti hiç de sevmiyorum bunu söylerken ama oy oranı daha düşük olan partiler için dezavantaj. Özellikle barajın altında kalabilme ihtimali yüksek olan partiler için dezavantajlı bir ortam yaratılmış oluyor. Şimdi bunu aşabilecek mi bu altı lider? Buradan nasıl bir strateji çıkacak? Ve diğer iki partinin o ittifaka girişi mümkün olacak mı? Yani sonuçta fiili olarak öyle olsa da. Şimdi fiili olarak girdikleri için aslında bu yasa teklifi geldiği düşüncesindeyim. Yani bu masanın büyüdüğü, toplumun büyük bir kesimi kapsayacak niteliğe ulaştığı, yüzde belki de 50'nin üstüne sadece bu masanın geçebileceği ihtimali karşısında uzun dönemdir hazırlanan ve artık neredeyse iktidar bloğuna bütün avantajları sağlayacak yasal düzenlemeyi getiren bir yasa değişikliğiyle karşı karşıyayız. Ve genel kurula geliyor bu maddeler. Genel kurulda daha da muhalefetin aleyhine bir hale de getirilebilir. Yani sadece şu anda yazılan şekilde resmi gazetede yayınlanacağını düşünmemiz de aslında biraz saflık olur. O yüzden Meclis Genel Kurulu'nda daha da sert, yani örneğin hep konuşulan bir tartışma var, işte meclis başkanı da dahil oldu, artık oy uygulaması yoktur dedi ama bal gibi de var Türkiye'de. Yani çoğunluk eğer ortada bir az oy kalırsa onu her zaman kendine aldı. Don sisteminden kaynaklı günümüze kadar geldi. Şimdi ittifaklara kendi yapısı iktidarın, yani Cumhur İttifakı'nın Türkiye ittifaklara muhtaç ve maruz bıraktığı için kurulabilecek her ikinci, üçüncü, dördüncü ittifakında aslında önünü kapatacak bir yasa teklifi getirdi. Burada ne yazık ki, yani Türkiye'nin demokrasi tarihinde çok olmayan bir şekilde büyük partilerin içine kaynaşmayı zorunlu kılıyor bunlar bu değişiklik. Bunlar da çok konuşuluyor. Mesela işte şimdi ikili görüşmelerde partiler arasında böyle bir milletvekili sayısı üzerinde işte tartışmaların döndüğü, işte görece oy oranı düşük olan partilerin işte daha büyük partilerin listesinden girmesi gibi durum. Sence toplumda bu bu bir olumlu mu karşılanır, yoksa hayır o partiler yani kendi başlarına mı girmeli seçime? İşte buradaki aslında iktidarın kurduğu siyasi mühendislik aslında bu. Yani kendisinden kopacak parçanın İyi Parti ya da CHP oylarına dönüşmemesini istediği için özellikle kendi içinden çıkan iki ciddi parti olarak düşüneceğimiz bu masaya da gelmiş olan Deva ve Gelecek Partilerine oy akışının önünü kesmek istemesi, bunları özellikle CHP ya da İYİ Parti listelerine yönlendirmeye çalışması için bu yasa teklifi geldi. Ve burada işte liderlerin aslında üreteceği, yani gerçekten siyasetin şapkasından tavşan çıkaracakları mesele bu. Seçmeni kırmadan, dökmeden eğer birlikte aynı listelerden gireceklerse topluma verecekleri mesajlarla olacak ancak bu. Çünkü çok tartışılıyor şu anda işte. Eğer Gelecek ve Deva Partisi kadroları mevcut Millet İttifakı'nın içindeki başka siyasi partilerden aday gösterilirse onların alabileceği oy potansiyelinden daha az bir oy potansiyeliyle sandığa yansıyacağı söz konusu olabilir. Bu acayip. Mesela bir de bu %7 barajı meselesi. Tabii %7 barajı aslında yani Bahçeli de dün yaptığı tam açıklamalarda paketledi işi. Peki şimdi bir de şu konuşuluyor. Mesela özellikle bilmiyorum sen katılır mısın da, yani o %7 meselesi döner dolaşır ya iktidar ittifakını vurursa diye de konuşuluyor. Gerçi dün Sayın Bahçeli bizim baraj sorunumuz yok dedi. 7 olan baraj sorunumuz mu yok dedi, 10 olan mı acaba? Ben onu 7'de merak olmadığını ben de düşünüyorum. Öyle ama mi? onda büyük bir sıkıntısı vardı. O yüzden 7'ye çekilmesinde bir direnci olmadığı kanaatindeyim Bahçeli'nin. Çünkü MHP öngörülü bir yapı, yani daha önce işte 2011'de CHP seçmeni sayesinde barajı aştı. 2015'te yine yakın durarak CHP seçmeninin biraz desteğini aldı.
Ama işte 2018 sürecinde zaten Tayyip Erdoğan'la bir ittifak içindeydi. O hep yani şeyi yerel biliyor. Yerel seçimlerde de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermek istemeyenler için aslında böyle bir alternatif haline oldu. Gelmişti. Şimdi gene aynı şey söz konusu ama bir taraftan. Yani ben MHP'nin yani %7 barajından kendisine bir fayda sağlayacağını, bir de zaten şimdi kurulan bu ittifak sisteminde o baraj sorunu bu sayede aşacağını düşünüyorum ama tabii yani dar bölge gelseydi açıkçası o zaman aslında MHP diye de bir parti kalmayabilirdi. Yani bunun önünde kendilerince yaptıkları siyasi mühendislikle bu durumu ortadan kaldırdılar. Ama dönersek Millet İttifakı'na yani aslında geleni konuşmak i̇şte daha önemli benim için gidenden ziyade. Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı olmadan, Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı olmadan konuşmak zor. Ya Türkiye bunu aşacak, ben ona inanıyorum. Yani bu iktidar değişiminden sonra aslında daha normal, alıştığımız daha renkli, daha özgürlükçü ve yani ittifak dediğimizde de her şeyi aynı düşünüyor demek değil. O yüzden az önce dediğim belki ekonomi politikalarında aralarında ayrılıklar olabilir ama şu masada olanların hepsinin vatandaşı önce düşüneceği kanaatindeyiz. Çünkü yazdıkları, imzaladıkları metin ortada. Yani o metinden bu saatten sonra dönen ancak kendini düşündüğü için döner. Evet. O metin toplumu ön plana alıyor, Türk milletini ön plana alıyor ve aslında kendi siyasi ikballerinden vazgeçtiklerini de ortaya koyuyor. O yüzden bu toplantıyla birlikte yani ekonomik sorunlar, sistem içeriklerinin konuşulması ve son olarak da bundan sonraki işte seçim yasasıyla birlikte hangi şekilde yan yana duracaklarını bence hafif hafif belirleyecekler. Şimdi bugün...